Milletini seven insan milletiyle kaldırım döşer kardeşim. Götü yiyen kaldırım döşesin, tamam mı? Kardeşim bir uyan. Uyan ya. Bir komünizm bilmem ne diye millete anlatıyorlar. Allah din kitap Kur'an'ı alan şey oluyor. Selamünaleyküm. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Türk milletinin bir yönetim görmek istiyorsa, tamam mı? Sadece bir örnek var. Bir tane örnek. Ben bunu söylemek istiyorum. Ben bunun için geldim buraya. Burada bir saattir bekliyorum. Tunceli Belediye Başkanımız var. Milletini seven insan, tamam mı? Milletini seven insan milletiyle kaldırım döşer kardeşim. Götü yiyen kaldırım döşesin, tamam mı? Bu adama baksınlar. Milletimiz de bu adamı araştırsın. Yer söylenene inanan bak. O başka bir şey. Kardeşim bakın örnek var, yapıyor adam. Milletini kaldırıyor. Şu Tunceli tarihinde ne görmüş bu adamdansa. Kurban olayım, bakın şu adama. Araştırın. Bir komünizm bilmem ne diye millete anlatıyorlar. Allah din kitap Kur'an'ı alan şey oluyor. Kardeşim bir uyan. Uyan ya. Milletini seven insan ne yapıyor, ona bak. Anladın mı? Senin de ne yapıyor? Yol mu yürüyor, ne yapıyor kardeşim? En büyük örnek orada bir tane adam tek başına mücadele veriyor. Buna bak ya. Benim teyzem de cahil. Teyzeme bunu anlattım ben geçen. Teyzemin bana dediği kelime, ya ben bu komünizmi vallahi çok başka bir şey biliyordum. Arkadaşlar komünizm böyle bir şey değil. Tamam mı? Komünizm böyle bir şey değil. Stalin, Mıtalin geçtik o fasılları arkadaşlar. Güzel bir muhalefet varsa ben söylüyorum tip. Arkadaşlar takip edin. Muhalefetler de yapılıyor. Her şey göz önünde zaten. Salak olmamak lazım. Tamam mı? Uyanın. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bir sorayım. Ne durumda vatandaş geçinebiliyor mu? Çok güzel. Parası olan alıyor. Parası olmayan çalışıyor. Emekli ne yapacak abi gibi 7500 lira alıp 10 bin lira kira verirse? Abi sen şimdi nasıl diyelim? Ya biraz da kanaatkar olmamız lazım. Kime kanaat edeceğiz abi? Nasıl kanaat edeceğiz? Ya şimdi her şey ekonomi değil ki. Ne yani peki abi her şey? Ekonomi ismi altında bak çok değerlerimiz gitti yani. Ne gitti abi mesela? Bir insan bir yarım ekmekten de soğan da ekmekten de karnı doyurabilir. Ne kadar o yarım ekmek biliyor musun şu anda abi? Ne kadar? 250 TL. 250 TL, ona göre de çalışıyorsun mesela, ona göre ücret veriyorlar sana. Yetiyor yani, mu abi aldığın ücretle? Ya dört dörtlük yetmiyordu ama kişi yorganına göre ayağını uzatacak. Yorgan kısaysa? Ona göre yine daha kısalacak. Ne başka değerlerimiz ne var abi ekonomiden önce? Ahlaki değerlerimiz. Kim ahlaki yaşıyor abi? Bunlar işte bunu düşünmemiz lazım. Ne yapacağız abi, ahlakı nasıl düzelteceğiz? Birbirimize destek olacağız, vesile olacağız. Ama benim karnım aç. Ya karnım aç, hayır açlık da. Ahlakı düşünemem ne ki. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem karnına taş bağlamış. Yapma be abi. Tabii ya. Nasıl şu anki yöneticiler bağlıyor mu? Ya onlar kendi hesap verecekler, ben değil. Ama ekonomi abi, ekonomi kim yönetiyor? Onlar kendi. Peygamberimiz mi yönetiyor sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi onlar kendi hesap verecekler azim. Gibi ya. Abi bak sahabe. Karnına taş bağlarken sahabe de açtı, kendi de açtı. Tamam. Şu anki saraydakiler aç mı abi? Saray deyince? Abi kim yönetiyor bizi? Cumhurbaşkanı yönetiyor. Peki o aç mı şu anda? Karnına taş bağlıyor mu? O da bir yönetici. Tamam, ne yapmamız? Bana söyle ki ne yapmamız lazım? Duyalım mı adamı? Abi çok şükür. Şükür et. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben üzülüm. Ne durumda, geçinebiliyor muyuz? Hiç geçinemiyoruz. Nerede ya? Nerede? Geçinemiyoruz. İnan ki yolunuyor. 5 milyon para alıyorum emekli parası. Bir başıma 5 milyon hiçbir şey, faturalarıma yetmiyor. Kiran var mı? Yani o yok diyelim de ama ne işte. Kiran olsa ne yapacaksın? Kire olsaydı hiç geçinemezdim. Hiç ki yazık günah, insanlar eziyetli. Vallahi herkes yani Türkiye'de İnsanları çok sıkıntı var. İnsanları bu hale getiren kim ablam? Ağzımı açmayayım ben şimdi. Onu verdin mi bu hale getirene? Ben verir miyim? Peki Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Yollar köprüler özelliğinde dedi. Ben ona da oy vermem. İnan ki işe yaramayana da vermem. Artık yeter. Bıktık. Bıktık. Yani gerçekten Türkiye'de yaşanacak bir halimiz kalmadı. Şu avcıların haline bak. Bakar mısın? Yani her türlü insan girdi. Her türlüsü girdi. Avcılarda kalite diye bir şey kalmadı. Emekliye gelince artık yani böyle kendiler nerelerde yaşıyorlarsa emekliyi de görecekler. Emeklinin hakkıdır yani. İnsanlar çalışmış yıllardır. Biz emek verdik, çalıştık. 5 milyon parayla Bağkurlu emeklisiyim. 5 milyon para, 7,5 da olmadı. Yalan söylüyor. Kiminki olmadı. Düşük basamak olmadı. Bize şimdi 5 milyon verecek. Biz 5 milyonla ne yapacağız? Ne yapabiliriz? İki defa markete git, hiçbir şey alamıyorsun. 200 liradan aşağı gelmiyorsun, bırakıyorsun. Hele o pazara, inan ki ben o gün pazara gittim. Bu çarşambaya. 250 lira para harcadım, geldim masaya koydum. Hiçbir şey yok ortada.
Yani biz bu durumdayız. Teşekkür ederim. Sorum abi, ne durumda vatandaş alım gücü? Ekonomi gitmiş bitmiş. Türkiye'de bir şey kalmamış. Getiren kim abi? Tayyip Erdoğan, başka kim onu olacak? Onu verdin mi Erdoğan'a? Vermem. Ama yolu yaptım, köprü yaptım diyor. Nereye yapmış? Herkes o köprüyü yapsa bu vatandaş nereye gidecek? Köprüyü yap, yol yap. Mehmet Şimşek açıklama yaptı abi. Köprüler, yollar özelleştirilecek dedi. Zaten hepsini satmış. Onu da özelleştirdikten sonra başka vatandaş nereye gidecek? Oraya inleyecek. Vatandaş kan kusuyor, kan kusuyor. Yani sen bakma millete. Adam vatanın çalışıyor. Ne değeri kaldı ki vatandaki malzemenin? İstanbul zaten satılmış. İstanbul'da da bir şey kalmamış. Yapılacak bir şey yok yani Türkiye'de. Bir an evvel bunun gitmesi lazım. Ekonomi diye bir şey yok. Baş kaldıran adam da zaten yani içeridedir ya mezardadır. Başka yapacak bir şey yok. Abi Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Ekonomi Bakanı köprüler, otoyollar özelleştirilecek dedi. Doğru söylüyor. Satılmamış onlar kalmıştı. Onları da satacağız. Rahat edeceğiz. Elimizde ne kalacak abi peki? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Artık şey bekleyeceğiz. Mehdi'yi bekleyeceğiz. Gelir mi abi? Zor gibi duruyor vallahi. Bu gidişte insanın insana kıyımına baksana. İnsanın insana merhametsizliğine bak. Allah sonumuzu hayretsin. Amin ya. Abi dua inşallah. Ne durumda abi vatandaşın geçimi, sıkıntılar var mı? Abi geçim sıkıntıları var tabii, olmaz olur mu? Yani mesela baktığın zaman asgari ücretle şu an açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırının altında diyeyim. Yani yoksulluk ve açlık sınırı belirlendi geçen gün rakamlar. Çok çok fark var arada. Tabii ki bu kısa dönemde düzelecek bir olay değil. Çok hızlı bir şekilde toparlanması lazım ülkenin kanaatimce. Peki abi Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Yol, köprüler özelleştirilecek dedi. Abi şöyle son 25 yıla baktığın zaman zaten özelleştirilmeyen bir onlar kalmıştı. Birkaç kurum daha var. Sırayla tek tek özelleştirecek. Ülkenin, devletin elinde artık böyle kendine has geliri olan bir şey kalmayacak. O zaman daha kötüye gidecek olay. Peki abi milli olmadan gelişebilir miyiz? Yani bu soruyu gerçekten insanlar kendi bir ortak karar vermesi lazım ki öyle bir durum yok. Milli olmadan hiçbir ülke gelişemez. Baktığın zaman Amerika'da silah, bak dünyanın her yerinde silah satan ülke Amerika. Kendi milli ürünleri değil mi? Ürünleri. İsrail'e bakıyorsun, ufacık bir ülke. Şu an bize kan ağlatıyor. Vicdanımız gece rahat yatamıyor. Ben yatamıyorum şahsen. Yani diğer insanlar hakkında konuşmak tabii benim için düşmez ama. Baktığın zaman insanlar silahı nereden alıyor? Amerika'dan alıyor. İsrail gibi ufacık bir devlet dünyaya kafa tutuyor. Niye? Millileşmiş insanlar. Mallarına, milli şeyine bakıyorsun, dünya üstündeki ürünlerine bakıyorsun. Hepsi İsrail markası. Bunlar milli değil mi? Milli. Yani nereden geliyor bu para? Ürünlerden geliyor. Sattığı ürünlerden. Bizimkisi İHA'larla, MİHA'larla övünüyoruz ama daha çok yapması lazım. Daha çok farklı dallarda, farklı sektörlerde üretim lazım. Millileşmek lazım. Millileşirse ve elindekilere sahip çıkarsa ekonomi ilerler. Ama satarak ilerlenmez. Üreten ülke olmamız lazım. Tüketen değil. Mehmet Şimşek açıklama yaptı abi. Otoyolları, köprüleri özelleştireceğiz dedi. Ya zaten ha kaldı ki her şeyi özelleştirdi. Hiçbir şey bırakmadı ki maşallah. Milli olan bir şeyimiz kalmadı mı abi? Yok vallahi hiçbir şey kalmadı abi. Ne kaldı? Devletin hiçbirisi kalmadı ki abi. Devletin, ya ben mesela dolaşıyorum. Ben de Karasuyuncuyum abi. Eskide ne büyük askeri arazileri vardı. Şu anda hiçbir tane askeri bulamıyorum ya. Askeri yok ortalıkta. Yani eskide Genelkurmay Başkanı belliydi, Cumhurbaşkanı belliydi, Başbakan belliydi. Şu anda kim Genelkurmay Başkanı ben bilmiyorum. Kim Dışişler Bakanı, kim İşler Bakanı. Her gün bir şey değişiyor. Her gün bir şey değişiyor. Şu anda mesela ismi geçiyor. Diyor işte İstanbul Belediye Başkanı İşler Bakanı olacakmış. Ya Ali Yerlikaya. Geçen gün sen oldun İşler Bakanı. Sen de çabuk şimdi belediye başkanı adayı oldun. Yani bu ülkeyi kim yönetiyor, ne yönetiyor, yani nasıl bir şey ben anlamadım abi. Ülkemize yazık. Gerçekten ülkemiz yani çok güzel bir ülke. Yani vatandaşın arasında hiçbir şey yok. Yani ne varsa bu baştakilerin. Baştakilerde yani.